Şöyle dursalar 63'ünü birlikte 4'ünü birlikte alabilir misin? Olur. Detay alsana abi gerek. Yok En el partido fue un malentendido. Acá no hay ningún problema, ni con Mustafa. Mustafa es más bueno que el PAM. Más que nada ahora trabajar y estos 8 partidos, tratarse las cosas bien para salir adelante. Son maçtan sonra bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bir durum çıktı ortaya. Ben buna sorun demiyorum ama ne yazık ki ortada bir sorun olmasa da bunu soruna dönüştürmek isteyenler var. Ben 5 seneden beri bu takımın oyuncusuyum. Buradaki bütün takım arkadaşlarımla gayet iyi ilişkilerim var. Hele ki Mustafa bunların içerisinde çok özel bir yere sahip. Mustafa'yı ben kardeşim gibi görüyorum. Ve Mustafa ile olan ilişkimizin samimiyetine dayanarak zaten bunu söylüyorum. Burada herhangi bir sorun yok ama gördüm ki sorun çıkarılması için bazıları ellerinden geleni yaptılar. Önümüzde ligde oynayacağımız 8 tane maç kaldı ve kupa maçları var. Kalan bu dönemde çalışarak, elimizden gelenin en iyisini yaparak takımı bulunduğu bu durumdan dışarıya çıkarmaya çalışacağız. Y nada, hay que trabajar para salir adelante. Ben 5 seneden beri buradayım. Buranın bir parçasıyım, önemli bir parçasıyım. Ben böyle hissediyorum. Bir Türk gibiyim burada. Buradaki gündelik yaşantı olarak, sosyal yaşantı olarak ve takım içinde önemli bir role sahip olduğumu da biliyorum. Önce bunu söyleyeyim. İşin şöyle bir boyutu var. İşler benim için de iyi gitmiyor, takım için de iyi gitmiyor. Hal böyle olunca en ufak bir sorun çok büyük bir sorun haline gelebiliyor. Bu son olay da belki bunun bir örneği. O yüzden anlaşılabilir de buluyorum. Çünkü kabul edilmesi zor bir durumun içerisindeyiz. Kendimi de bunun içine katarak söylüyorum. Ama söylediğim gibi bu durumun içinden bu takımı çıkarması gereken birileri varsa bunlar bizleriz. Ve elimizi taşın altına koyarak bu sorumluluğu üstlenmeye çalışıyoruz. Como un hermano para mí. Pero ese era el único problema, de la patada que le pegué a Batalla y solamente le quería pedir disculpas, nada más. Batalla ile aramızda olanlar şöyle, maç içerisinde ben ona bir pozisyonda sert bir hareket yaptım. Hatta tekme attım neredeyse. Ondan sonra da ondan özür dilemek istedim, özrümü kabul etmedi maç içinde. Maçın bitiminde de hemen onun yanına gidip onunla konuşmak, özür dilemek ve konuyu orada kapatmak istedim. Ama sanırım benim ona gidiş şeklim, benim ona yaklaşma şeklimden dolayı Mustafa orada Batasha'yla kavga edebileceğimizi düşündü ve Mustafa tamamen iyi niyetle oraya bizi ayırma düşüncesiyle geldi. Ben de orada hem Batasha'yla aramızda olanlardan dolayı hem de maçı kaybetmiş olmamızdan ötürü sert bir tepki gösterdim, kötü bir tepki gösterdim. Olanlar böyle. Mustafa ile ve Batasha ile aramda zaten herhangi bir sorun yok. Mustafa ile ilgili düşüncemi size söyledim. Mustafa'yı ben bir kardeş gibi görüyorum ve çok iyi anlaştığım bir arkadaşım. İkisiyle de mevzuyu bu şekilde kapatmış oldum. Benim için zaten Bursa'da soyunma odasında bu konu kapanmıştır. Çünkü Gustavo benden özür diledi ve ben orada konuyu kapattım. Çünkü şimdi onu düşünecek hiç fırsatımız yok. Öncelikle bu düştüğümüz durumdan nasıl kurtarırız onu düşünüyoruz. Bütün takım olarak ona odaklandık. Şu an milli ara var. Bu ara iyi değerlendirip daha önce dediğim gibi önümüzde 8 maç kaldı. Bu maçları nasıl kazanırız onu düşünüyorum. Gustavo benim de çok sevdiğim arkadaşımız. Aramızda hiçbir sorun problem olmaz. Olmaz da o bir anlık maçın verdiği mağlubiyetten dolayı olduğunu düşünüyorum. Biz konuyu orada kapattık. Şimdi önümüzde 8 maç var. Sadece onu düşünüyoruz takım olarak. Şu an bir fotoğraf beraber çektirip ayrılabilir. Bundan başkasını da yazmazsın. Bir dakika. Gel. Bu tarafa.